bunu bekleriz ve bu hakkımızdır. Ancak Erdoğan gördüğü gibi apaçık konuşurken uyukluyor. Önceki konuşmacılar da vurguladılar. Dinlerken olabilir yorgunluktan. Ve bu ilk değil. Oldu. 2006'da yaşanan ve Güven Hastanesi'nde sonuçlanan olayı da siz açıkladınız. O da büyük bir olasılıkla bir epilepsi SARA nöbeti gibi duruyor. O tarihte Güven Hastanesi'nin kayıtları ne durumda? Bunlar araştırılabilir. Öte yandan o sırada yani 2006'da arabasının camı balyozla kırılarak Güven Hastanesi'ne kaldırıldığında ilk gören meslektaşımız orada bir nörolog arkadaşımız Sümer Güllap adlı 42 yaşında bu meslektaşımız gripten öldü bir süre sonra. Bu da kocaman bir soru işareti. Neden bu meslektaşımız öldü? Otopsi raporu var mı? Bunu da bilmiyoruz. Şimdi neden öldü dediniz Sayın Saltık? Gripten mi? Evet, grip. Bildiğimiz grip. 42 yaşında bir kadın hekim grip nedeniyle öldü diye bildirildi. Bir yayın yapmıştı birkaç yıl önce. Orada da apaçık Doktor Akal'ın bir psikiyatri uzmanı olarak Erdoğan'ın hastalığının epilepsi olduğunu ve epilepsiyle bağlantılı olabilecek birçok hastalığa sahip bulunduğunu açıkladı. Ve bu açıklamada şimdiye dek bir biçimde yalanlanmadı veya yanıt verilmedi. Meslektaşımız Doktor Akal'ın aksini iddia eden varsa çıksın açıklama yapsın dedi. Dolayısıyla Erdoğan'ın o uyuklaması ve ondan önceki birkaç örnek artı daha ürkünç olmak üzere, vahim olmak üzere birkaç örnek daha var. Onlardan biri de Erdoğan'ın zaman ve mekan oryantasyonuyla, yönelimiyle ilgili. Seçim konuşmalarında örneğin Isparta'da bu üniversiteyi biz yapmadık mı dedi.